Sevgili arkadaşlar merhaba, bu videomuzda Tarih 2 diye ayırdığımız Osmanlı tarihine giriş yapacağız. Osmanlı kuruluş dönemini bugün konuşmaya başlayacağız sizlerle. E biliyorsunuz daha önce Tarih 1 diye ayırdığımız eski Türk tarihi yani Orta Asya, Türk ve Türk İslam tarihinden bahsetmiş ve ardından da sorularını çözmüş, genel tekrarını yapmış... ...film ve kitap önerileriyle birlikte e, Tarih 1'in defterini kapatmıştık. Şimdi isterseniz e, Tarih 2 yani Osmanlı e, tarihine e, başlayalım sizlerle ki... ...inkılapla birlikte sınava girecek arkadaşlarım için çok kıymetli bir bölüm. Fazlasıyla sorunun geldiği yerlerden biri. Peki Osmanlı Devleti'ne şöyle bir genel bakalım... Hayli uzun sürecek bir aralık şüphesiz. Biz burada Osmanlı kuruluş döneminde konuşacağız. 1302-1453 ardından yükseliş devri gelir. Fatihler, Kanuniler öyle değil mi bu devir? Daha sonra bir kültür medeniyet bölümünü konuşacağız sevgili arkadaşlar. Biliyorum bazı kitaplarda yahut videolarda kültür medeniyetin yeri burası değil. buraya almıyorlar ama bence en uygun yer burası. Zira Osmanlı'nın kültür ve medeniyet kısmı genelde yükseliş devrini merkeze alır... ...ve o devir üzerinden yayılır. Haliyle yükselişi bitirdikten sonra kültür ve medeniyeti konuşmak son derece mantıklı ve önemlidir. Ardından sevgili arkadaşlar duraklama devrini konuşacağız. Ortada Avrupa siyasi tarihi var. Ee, Avrupa'daki gelişmeleri anlatan bir bölüm. Ee, ama bu bölümü okuma parçası olarak e, koydum arkadaşlar. Genelde devlet e, Osmanlı işin içine katmadan buradan soru yazmıyor. Yani örneğin Rönesans ya da reformu Başlı başına sormuyor da e, ne yapıyor? Mesela e, işte reform başladığında Osmanlı'da hangi gelişmeler vardı? Yavuz Sultan Selim'in Mısır'ı alması, Ridaniye Savaşı gibi düşünebilirsiniz. Buna benzer e, sürekli ana çapayı Osmanlı'ya koyup onun üzerinden bir dış politika, Avrupa siyasi tarihi okuması söz konusu haliyle yan öge olarak okuma parçası olarak duracak. Gerileme devri, duraklamadan sonra gerileme devri ki 1700'lü yıllar lale devriyle başlar. Ee, önemli bir yüzyıldır. Buralardan soru gelir. Ama şüphesiz zirve yer Osmanlı tarihi için dağılma dönemidir arkadaşlar. 19. yüzyıl, İlber Ortaylı Hoca'nın da dediği gibi Osmanlı'nın en uzun yüzyılı. İmparatorluk bir yandan çökerken... Bir yandan batılılaşmak istiyor. Tanzimat fermanları, ıslahat fermanı, meşrutiyet, anayasa derken e, devletin yıkım aşaması Birinci Dünya Savaşı ile karşımıza çıkıyor. Sevgili arkadaşlarım Osmanlı tarihi neden önemli? Bir kere 27 sorunun içinden ciddi bir soru potansiyeli taşıdığı için 10 küsur soruyla, Karşımıza çıktığı için önemli. İkincisi KPSS dışında diğer kurum sınavlarına hazırlanacak arkadaşlarım. Örneğin adli ve idari yargıyı hazırlanan arkadaşlar Osmanlı'nın tamamını bilmek zorunda. Ama diyelim ki kaymakamlık sınavı yahut icra iflas sınavı benzer sınavlarda ise genelde dağılma yüzyılı önemli. Çünkü buradan bir kurtuluş savaşı verip, ...yeni bir devletin kuruluşuna tanıklık ediyoruz. O yüzden inkılap tarihine geçişteki bu yüzyıl değerlidir, önemlidir. Bu yüzden genel itibariyle derse geçmeden şunu söyleyebilirim. Osmanlı tarihini okumaya başlayacak, çalışmaya başlayacak arkadaşlarım da dikkat etsinler lütfen. Burada bizim için iki türbülans alanı var. Ne demek o? Bizi fazlasıyla zorlayabilecekleri ve genelde yaklaşık bir 40-50 yılın devlet hafızasını merkeze aldığımızda genelde iki nokta son derece ön plana çıkıyor. Genelde buralardan yazıyorlar soruyu. Dağılma yüzyılı hatta gerilemenin son padişahı 3. Selim'den alırlar ve ardından 2. Mahmud... Ve nihayetinde buradan e, Abdülhamit'e, Dünya Savaşı'na, arada Trabluskarp gibi, Balkan Harpleri gibi savaşlar var. İşte buradan da e, nereye bağlayacaklar? İnkılap tarihine. Haliyle e, son yüzyıl çok kıymetlidir ama kültür medeniyet kısmı neden tehlikeli derseniz ahtapot bir bölüm. Evet, yükselme devrini merkezi alır ama her tarafa uzanır. Yani örneğin Osmanlı'nın efendim işte medreseleri der. E, bu bölümde yer alır. Eğitim bölümünde örneğin. E, peki ilk medrese e, bugün konuşacağız. İznik Kurhaniyesi. Bakın hemen kuruluşa atıf yaptı. Yahut e, en önemli medreseleri Fatih, Sahmi Seman'ı yahut Kanuni'nin e, Süleymaniye'si. Dolayısıyla bu yükselişe atfetti. Yahut bugün İstanbul Üniversitesi'nin e, önceki adı darül Darülfünun 19. yüzyılda kurulmuştu. Bakın buraya attılar. Gördüğünüz gibi kültür medeniyet kısmı hemen hemen bütün bölümleri çerçeve haline getirir. Onları sentezler ama yükselme devrini merkez alarak yapar bunu. Dolayısıyla bu konuda anlaşalım. Sizden özellikle iki bölüm için yoğun bir çalışma yapmanızı isteyeceğim. Ama bunun dışında da elbette diğer bölümler organik bağlarla örülü olduğu için her bölümü etkiliyor ve iyi bir şekilde anlamamız gerekiyor. Buna göre bu hatırlatmayı yaptıktan sonra artık yavaş yavaş ikinci bölüm dediğimiz, tarih 2 dediğimiz Osmanlı kuruluş dönemine girelim sevgili arkadaşlar. Osmanlı Devleti'nin kuruluş dönemi 1302 1453 İstanbul'un alınışına kadar ki geçen süreç ondan sonra biliyorsunuz artık bir imparatorluk ve yükselme devri var. Şimdi kuruluş devrinde tarih sizi yanıltmasın artık müfredat Halil Hoca'nın tezini merkeze alıyor ve Osmanlı'nın kuruluşunu 1299 değil 1302 olarak anlatıyor. Bunu zaten konuşacağız arkadaşlar. Peki bu aralıkta Osmanlı kuruluş döneminin padişahları kimler? Biz kimleri konuşacağız bu dönemde? Bir kere Söğüt ve Domaniç'te Osman'ın babası Ertuğrul'un başta olduğu bilinir ama Ertuğrul'la alakalı elimizde Ertuğrul Gazi'yle alakalı bilgiler yoktur. Müfredat kısa bir açıklama ile birlikte ana dönemi elbette devletin kurucu liderini Osman Bey olarak bize anımsatıyor. Ardından Bursa kuşatması sırasında hastalanır ve yerine oğlu Orhan'ı bırakır. Orhan Gazi geçer. Orhan Gazi ölünce birinci Murat Hüdavendigar karşımıza çıkar ki önemli bir padişah. Balkanlarda fetihler yapar birinci Kosova'da savaş meydanında ilk ve son kez şehit düşen padişahtır. Ee, Kosova'da savaş meydanında yüksek rütbelilerin, devlet adamlarının ve askerin desteğini alan Yıldırım Bayezid Cülus dağıtarak tahta çıkar. Ardından Ankara Savaşı'nda Timur'a yenilince Yıldırım devlet, Osmanlı Devleti, devleti Ali'ye yıkılma eşiğine gelir. 11 yıl Yıldırımın oğulları arasında taht kavgası sürer ve neticede Çelebi Mehmet, yani ikinci kurucu tekrar devleti derleyip toparlayacak. Ve sevgili arkadaşlar son olarak Fatih babası ikinci Murat kuruluş döneminin son padişahı olarak karşımıza çıkıyor. Biz kuruluş döneminde işte bu padişahları konuşacağız. Ayrıntısına gireceğiz, anlamaya gayret edeceğiz. Ama önce padişahların genel olaylarını süreçlerini anlatmadan evvel bir parça, bir parça olayı kuralım sizlerle birlikte. Gelin önce Osmanlı'nın kütüğüne bir bakalım, şeceresini çıkartalım. Sevgili arkadaşlarım, Osmanlılar Oğuzların Bozok koluna bağlı Günhan soyundan gelen Kayı boyuna mensuptur. Kayı sevgili arkadaşlar güçlü kuvvetli anlamına geliyor ve simgesi yani bizim kayıların tamgası olarak bildiğimiz iki ok ve bir yaydır. Son dönemde hayli popüler olmuştur. Burada gördüğünüz iki ok ve bir yay ıyı diye bildiğimiz kayının tamgasıdır. Hatırlarsanız ongunu yani kutsal hayvanı ise şahin de demiştik ama bunun müfredatta yeri yok. Peki Kayı boyuna biz Anadolu'da ilk kez nerede denk geldik? Şimdi gelin e, padişahlara geçmeden bir takım sorularla yolumuza devam edelim ve hiçbir şey bilmeyen tarihi bilmeyen kişilere nasıl anlatabileceğimizi hesaplayalım. Soru şu biz Anadolu'da Kayı boyuna ilk Nerede denk geldik? Şimdi sevgili arkadaşlar e, sizden hafızanızı bir parça e, geriye götürmenizi isteyeceğim. Anadolu Selçuklu Devleti'ni konuşurken en parlak dönem Alaaddin Keykubat dönemiydi demiştim hatırlıyor musunuz? Konya'da 1230'lar Konya'sı bir kere müthiş bir ticaret ağı var. Malatya'dan Kayseri'ye, Sinop'tan Antalya'ya, Samsun'a, Suda, Konya'ya inanılmaz güçlü bir ekonomik yapı söz konusu. Ama bunun yanında Mevlana'nın Konya'da olduğunu biz biliriz. Sadreddin Konevi Konya'dadır. Muhiddin Arabi Konya'dadır. Tebrizli Şems Konya'dadır. Yani Konya altın çağını bu tasavvufun devleriyle de, yaşamaktadır. Şimdi Alaaddin Keykubat Konya'sına odaklanmışken orada bir cümle kullandım hatırlayın. Kamerayı biraz daha doğuya. Bugün Bitlis o dönem Van sınırlarında kalan Ahlat'a çevirin sevgili arkadaşlar. Biz Kayı boyuna ilk kez Ahlat'ta denk geldik. Biraz sonra Kayı'nın göç haritasında beraber inceleyeceğiz. Ama birazcık konuşalım önce. Ahlat'ta Kayı boyuna ilk kez denk geldik. Ve bunun yanı sıra Alaaddin Keykubat döneminde hatırlayın tampon bölge sayılan Harzem şahlarla 1230'da bir savaş yapılmıştı. Yassı Çemen. Erzincan bölgesindeki Yassı Çemen savaşına Ertuğrul Gazi Alpları ile birlikte ilk kez destek vermiştir. En azından buna dönük bir takım kayıtlar vardır. Demek ki Konya'daki Selçuklu Devletine Ertuğrul'un Alpları ilk kez Alaaddin Keykubat döneminde Yazıcıçemen Savaşında destek veriyor. İşte bu zafer kazanılınca Harzemşahlar yıkılınca Alaaddin Keykubat kayı boyuna ilk yurtluğunu verecek arkadaşlar. Hangi bölgeyi? Karacada. Ankara bölgesindeki Karacada e, bölgesi Osmanlı'ya ilk yurtluk, kayı boyuna ilk yurtluk olarak bırakılan yer. Ardından daha sonra tabi Bizans'la sınırda savaşsın diye Osmanlı'yı Söğüt ve ...Domaniç'e yerleştirecek Selçuklu Sultanları. Ve bizim Osman Gazi'nin hikayesine başladığımız yerde bu yüzden Söğüt olacak. Sevgili arkadaşlar elbette Söğüt ve Domaniç'e gelirken de Osmanlı'nın başında, Kayı'nın başında Ertuğrul Gazi vardı. Şimdi burada genelde Söğüt ve Domaniç denir. E, buradaki merkez Söğüt'tür sevgili arkadaşlar... Ki Söğüt kışlaktır aynı zamanda. Kışın kayı boyunu yaşadığı yer. Domaniç malumunuzdur yaylalarıyla meşhur. Yazında yaylak olarak yaylaya çıkar kayılar ve dolayısıyla Domaniç'te yaylak olarak kullanılır. O yüzden genelde Söğüt ve Domaniç derken aslında tek bir merkez vardır Söğüt. Şimdi gördüğünüz gibi sevgili arkadaşlar dakika bir gol biri olmasın. Osmanlı'nın Anadolu'daki hikayesi, Kayı'nın hikayesi nerede başlar sorusu Söğüt ve Domaniç değildir. Bunu öğrendik ilk başta. E, Ahlat'ta başlıyor hikaye, sonra Karaca'da ve sonra Söğüt ve Domaniç. 13. yüzyılda demek ki Anadolu Selçuklu'nun e, var olduğu bir coğrafyada karşımıza çıktı ama biz... Anadolu Selçuklu'nun başına gelenleri biliyoruz sevgili arkadaşlar. Hangi savaştı o? 1243 Köse Dağı Savaşı. Köse Dağı Savaşı ile Moğol İlhanlıları. Anadolu Selçuklu Devletini parçalayınca İlhanlı Valileri Anadolu yönetmeye başladılar. Artık Selçuklu'nun e, merkezi otoritesini kaybettiğini görüyoruz. O yüzden. Anadolu'daki beylikler, efendim Karaman, Germiyan, Osmanoğulları, e, Hamitoğulları gibi bir takım beyliklerin bu güç boşluğunda giderek güçlendiğini görüyoruz. Zaten şu cümleye dikkat edin. E, Moğollar Selçuklu Sultanı 3. Alaaddin Keykubat'ı İran'a götürünce bu güç boşluğunda Osman Gazi kendi bölgesinde bir güç haline geldi. Konuşacağız bunu. Şu haritadan bir takip edelim sevgili arkadaşlar. Anadolu'nun fotoğrafını çektik 13. yüzyılda. Osmanlı'nın kuruluş evresinde Ertuğrul döneminde Ahlat'tan Karacadağ ve Söğüt'e uzanan hikayeye baktık. Bir de bunun göç haritasıyla e, onaylamasını yapalım. Semerkant üzerinden Buhara, Merv e, ki Mahan bölgesi bazen bu Mahan bölgesinde Yoğunlukla yaşadığını da vurgular tarihçiler. Ama bu hep Anadolu dışındaki hikayedir. Oğuzlar Moğolların önünden kaçar gelirler. İran coğrafyasından sevgili arkadaşlar ve ardından Anadolu'ya gelirler. Şimdi burası önemli. İşte ahlat bizim için kritik. Onun dışındaki numaralar vardır. Kayı boyunun bir takım hareketleri söz konusu. Ama burada bizi ilgilendiren ahlat. Ardından Yassı Çemen vardır. Bakın burada destek sunar. Ee, Karaca Dağ bölgesi buraya ilk yurtluk olarak geldiklerini unutmayalım. Söğüt ve Domaniç sizden bilmenizi istediğim işte tam da bu üç bölge Ahlat, Karacadağ, Söğüt ve Domaniç. Peki şimdi burada sevgili arkadaşlar fotoğrafımızı çektik. Osmanlı'nın hangi evrede kurulduğunu en azından gördük. Şimdi ama burada ikinci bir soruyla devam edelim. Bakın Osmanlı devletinin kısa sürede gelişmesinin nedenleri nedir? Şimdi hiç tarih bilmeyen bir arkadaşımız bize şöyle bir soru sorduğunu düşünün. Hocam şimdi bu Köse Dağı Savaşı ile birlikte Anadolu'da Selçuklu devleti yıkıma uğradı mı? Evet. Anadolu'da beylikler kuruldu mu? Evet. Germiyan gibi, Karaman gibi. E peki bunların içinde en güçlüsü hangisi? Osmanlı mı? Hayır. Germiyan var, Karaman var. E peki işte soru burada devreye giriyor. Neden Germiyan ya da Karaman beylikleri büyük birer devlet ya da imparatorluk olmadı da Osmanlı oldu. Bakın çok basit ama çok önemli bir soru. Şimdi gelin neden Osmanlı büyük bir devlet oldu onun ayırdına varalım. Sevgili arkadaşlarım ilk olarak şunu söyleyebiliriz bir kere bir kere Osmanlı'da mutlak otorite var merkeziyeci bir yapıya sahip yani ister Ertuğrul'un ister Osman Gazi'nin yanındaki Alplar, Alp, savaşçı yahut Bahadır yahut e, Moğolcadan dilimize gelen Nöker, yoldaş. Osman'ın Nökerleri yahut Ertuğrul'un Alpları e, kendi kağanlarına, hakanlarına biat eder. Merkezi otorite var. İki, Osmanlı'nın stratejik olarak benimsediği bir politika var. Uç beyliği olarak cihat ve gaza anlayışına güder. Burası kıymetlidir. Neden? Bakın Osmanlı Karaman ya da Germiyan kadar güçlü değil. Dolayısıyla onlarla ilk dönemde savaşmak beylinin yıkılmasına neden olur. O yüzden diyor ki Osmanlı. Benim Türk beylikleriyle mücadele etme gibi bir niyetim yok. Ben sınırda Bizans'a karşı gaza ve cihat yapacağım. Bakın gördüğünüz ikisi birbiriyle paralel. Peki güçlenmesinin bir başka nedeni Bizans tekfurlarının yani valilerinin kötü yönetimi. Sevgili arkadaşlar Bizans artık bu yüzyılda eski gücünden çok uzaktır. Merkezi otoritesi ciddi anlamda zayıflamıştır. Dolayısıyla kendi valilerine pek de söz geçiremiyor. E bu da tekfurların başına buyruk davranmasına neden oluyor. Haliyle ağır vergiler, yaşam güçlüğü tekfurlardan kaçan halkın komutanların cazibe merkezi olarak Osman'a sığınmasına neden oluyor. İşte bu da önemli bir faktör. Peki bir başka neden? Şimdi buraya bir yıldız koyalım bizim için kıymetli sevgili arkadaşlar. Osmanlı'nın istimalet ve müdara politikası önemli. Burada müdara komşunla iyi geçin, iyi geçinme politikası, istimalet hoşgörü politikası. Ee, ne demek bu? Yani hoşgörü Sahibi iseniz Osman Gazi olarak ne yaparsınız? Bir kere e, uzlaştırıcı bir takım siyasetler güdersiniz. Efendim dini serbestiyet verirsiniz, vergi muafiyeti sağlarsınız, değil mi? Himaye edersiniz, can güvenliğini sağlarsınız. Bakın can güvenliğini sağla, vergileri düşür. E bir de ister Hristiyan ol, ister Yahudi ol önemli değil. Yeter ki gel ticaret yap, güven içinde yaşa derse, Orası bir cazibe merkezi olur. İşte Osman Gazi'nin yaptığı da budur. Burada özellikle istimalet ön plana çıkartılıyor sevgili arkadaşlarım. Bundan böyle hoşgörü kelimesi yerine istimalet demenizi isteyeceğim. Peki kayı boyunun Osmanlı'nın güçlenme nedenlerinden bir diğeri ise Türkmenlerin Anadolu'ya göç etmeleri. Ben bu maddeyi önemsiyorum. Bakın bö göçlerle bölge nüfusunun artması. Hatırlarsanız web kazanım e testlerinde e özellikle ön Asya'da niye asimile olmadı sorusu vardı hatırlayın. E çünkü göçlerle destekleniyor. Demografik olarak güçleniyorsunuz. E bu önemli bir harekettir. Moğolların önünden kaçan Türkler gelip Osman'ın himayesine giriyorlar. Bir başka neden e, aslında dış nedendir. İngiltere ile Fransa'nın kendi aralarında yaptığı ve İngiltere'nin Fransa'yı yutmak için saldırdığı yüzyıl savaşları. E, bu savaşın adına kanmayın 1337'de başlayıp 1453'te bitti. Yani yaklaşık 116 yıl. Ama bitiş tarihine dikkat eder misiniz? 1453. Yani Osmanlı kuruldu, büyük bir devlet oldu, İstanbul'u aldı ve imparatorluğa dönüştü derken Avrupa'da savaş bitiyor. Hani nasıl derler? Atı alan Üsküdar'ı çoktan geçti. Yani artık Osmanlı tutamazsınız. Öyle bir çağ bir de tabi Yüzyıl Savaşı'nın başladığı dönemde Orhan Gazi İzmit'i alıyor. Bunu Orhan Gazi'de konuşacağız arkadaşlar. Önemlidir. Dursun. Şimdi bize hani tarih hiç bilmeyen arkadaşın sorduğu soruydu böyle değil mi? Osmanlı neden güçlendi? Diğer beylikler güçlenemedi de. Niye Osmanlı İmparatorluk kurdu? Şimdi bakın buraya kadar cevabı verdik. Kabul. Ama e, e, şu soruyu yinelersek ne dersiniz? İyi de hocam bu maddeler bu maddeler sadece Osmanlı'yı kapsamıyor ki diğer Türk beyliklerini de kapsıyor. Yani onlar da cihat ve gaza yapıyor. Mesela karesi Balıkesir hattında sınırda ya da tekfurlar kötü yönetiyorsa e bu Germiyan içinde de avantaj, Karaman için e onlar da hoşgörü politikası içindeler. Bakın bu maddelerin, ...Osmanlı'yı ayırt edecek bir yanı yok. Bunlar genel madde. Ama gelin o ayırt edici faktöre bakalım. Onu biraz daha sonra saklamıştım. İşte şu madde. Osmanlı'nın ilk tarihçisi sayılan Aşık Paşazade... ...ki biz Aşık Paşazade ile konuşacağız biraz sonra... ...Osmanlı'nın ilk kronikçilerinden e, ee, Aşık Paşazade Tevarihi Ali Osman'da diyor ki Osmanlı'yı kuran dört önemli zümre var. Bir, Gaziyan-ı Rum, Rum bu arada Anadolu, Anadolu gazileri yani savaşçı Alplar, Ahiyan-ı Rum, Ahiler ki bu adamlar Selçuklu'dan bu yana coğrafyada ekonomik ilişkileri kuran, ticareti yönlendiren çok nüfuslu bir kesim. Bunların da desteğini almış. Nasıl aldığını konuşuruz. Üç, bacıyan Rum ki e, Ahi örgütüne benzeyen, Ahi Evran'ın eşinin kadınlar arasında örgütlendiği örgütlediği bir teşkilat. E bu da önemli sevgili arkadaşlar. Son olarak da Abdalan-ı Rum, Abdal Derviş. Arkadaşlar biz bunlara katalizör dervişler deriz. Geyikli Baba gibi, Abdal Murat gibi, Karaca Ahmet gibi, Abdal Musa gibi isimler. Peki bunların rolü nedir? Bunu sık kullanırım, söylerim ama kıymetli bir laftır hakikaten siyaset biliminde denir ki bir yer kılıçla alınabilir yani zoraki güçle alabilirsiniz ama bir yeri kılıçla uzun süre tutamazsınız. İşte sevgili arkadaşlar dervişler işin biraz daha ruhani kısmını düzenleyen Halkı ikna eden, onlara dayanışma içinde yaklaşan e, bir örgüt. Dolayısıyla e, bu adamlar biraz daha gönül hikayesi, gönül tellerine dokunuyor kitlenin. Kılıçtan ziyade bunlar daha kalıcı etki yaratıyorlar haliyle. Şimdi demek ki Aşık Paşa zade bu dört önemli zümrenin altını çizdi. Tamam, burası da önemli. Ama gelin organik bağ daha net kuralım. Ee, arkadaşlarım Osman Gazi Türkmenler içinde büyük bir nüfusa sahip ahi lideri Şeh Edebali'nin kızı Malhun Hatun'la ya da diğer bir tabirle Bala Hatun'la evlenir. İşte Osman'ın kayı boyunun ahilerle kurduğu bu ekonomik bağlantı devletin, beyliğin devlete e, geçmesinde son derece etkili olacaktır. Bunu unutmayalım. Bu arada hazır bu organik bağda bulmuşken ve aradığımız sorunun cevabını da bulmuşken e, Osmanlı neden güçlendi? Demek ki bir takım örgütlerin aktif organik bağlarıyla bezeli. Bunu biliyoruz. Ama bunun dışında Osmanlı'nın kuruluş mitleri var sevgili arkadaşlar o mitlerin birini de bize yine e, Ahi lideri Edebali'nin Osman Gazi ile yaptığı e, görüşmeden dolayı e, bildiğimizi düşünüyorum e, bunu da paylaşmak isterim sizlerle arkadaşlar şimdi bakın e, bu hem bu evliliğin hikayesi hem de Osmanlı'daki o kurucu kuruluş mitinin doğması bakımından kıymetli bir nokta. Aşık Paşazade biraz sonra başka bir alıntıda yapacağım ama buraya yazmışım. Tevarihi Ali Osman yani Aşık Paşazade tarihinde şöyle anlatır bu hikayeyi. Der ki kısaca özetleyeyim Osman Gazi şeyhinin edebalinin evine gelmiş. Orada sohbet etmiş, hasbihal etmiş ama sonra uyumuş ve uyuduğunda da uyur uyanırken bir rüya görmüş. İşte Aşık Paşazade e, menakıp namesini o hikayeci anlatımında bize şöyle anlatıyor. Osman Gazi kim uyudu görür kim bu Aziz'un koynundan bir ay togar gelir Osman Gazi'nin koynuna girer. Bu ay kim Osman Gazi'nin koynuna girdi demde, göbeğinden bir ağaç biter. Gölgesi alemi tutar. Andan uyhudan uyandı, sürdü, geldi, şeyhe haber verdi. Şeyh, eydür oğul Osman, padişahlık sana ve nesline mübarek olsun ve benim kızım malhün senin helalün oldu der ve Hemandan nikah eder. Şimdi Aşık Paşa Paşazade'nin bu rivayeti anlatışı arkadaşlar özetle şudur. Osman uyuduğunda rüyasında e, bir ay Ahi Şeyhi Edebali'nin e, çık koynuna girip koynundan çıkıp Osman Gazi'nin koynuna girdiğini görür, kendini koynuna girer. Bu sırada ayın girdiği noktadan bir çınar ağaç, ulu bir çınar gökyüzüne ulaşır. Osmanlı'nın kuruluş hikayesindeki çınar ağacının o mitik hikayesi de aslında buraya dayanıyor. Dolayısıyla malhünne evlilik hikayesi ahi desteğinin hikayesi de böyledir sevgili arkadaşlar. Ama hazır Şeyh Edebali'den bahsetmişken Osman Gazi önemli bir bey olunca artık bir devlet adamıdır. Edebali Osman'a bir öğüt verir. Bu öğüt hakikaten kıymetlidir. Günümüzde bile popülerliği vardır. Birçok noktada kullanılsa bile içerik anlamında değerlidir. Der ki Osman'a Edebali, ey oğul der, beysin. Bundan sonra öfke bize katlanmak sana. Acizlik, yanılgı bize hoş görmek sana. Geçimsizlikler, çatışmalar, anlaşmazlıklar bize adalet sana. Haksız yorum bize bağışlamak sana. Ey oğul sabretmesini bil, vaktinden önce çiçek açmaz. Şunu da unutma, insanı yaşat ki devlet yaşasın. İşte sizden bu sözün tamamını değil elbette ama insanı yaşat ki devlet yaşasın sözünün kime ait olduğunu sorarlarsa şeh Edebali demenizi isterim. Bu sınav için ama arkadaşlarıma da bahsederim bu öğütte bizim de payımıza düşen bence önemli nokta Hemen öncesi yani ey oğulla başlayan nokta şurası arkadaşlar. Ne diyor? Sabretmesini bil, vaktinden önce çiçek açmaz. Genelde sınavı hazırlanan ve tarihi hemencecik öğrenmek isteyen arkadaşlarıma sıkça hatırlattığım bir sözdür bu. E, biraz sabretmek gerekiyor, e, tarihe biraz daha emek verip aylar sonra... E, istenilen sonucu almak gerekiyor diye düşünüyorum. E, umarım da e, böyle olur. Peki sevgili arkadaşlar artık Osman Gazi'ye girmeden son durak noktamız. O da Osmanlı kuruluş tezleriyle alakalı. Şimdi devlet padişahlara geçmeden kuruluş tezleriyle alakalı bir takım açıklamalar yapar. Biz de onlara bakacağız. Çok uzatmadan bunların kısa özetini yapacağım. Sevgili arkadaşlarım birinci tez tariçi Gibbons'a aittir. Ee, tariçi Gibbons ve daha sonra onu izleyen e, Anthony Tombi benzer açıklamaları yapar. Özetle derler ki Türkler göçebe bir toplumdur Orta Asya'dan bu yana. Ve bu göçebe toplumun bir devlet kurma kapasitesi yoktur. O yüzden Osmanlı'yı kuran, kursa kursa kuran, bölgedeki Müslümanlığı kabul etmiş yerli Rumlardır. Gibbons'ın tezi bu. Osmanlı'yı kuran Müslümanlaşmış yerli Rumlar. Şimdi Gibbons'ın neyi kastettiği aşağı yukarı e, belirgindir. Bir takım Osman'ın alplarından bazıları işte Samsa çavuşlar falan sonradan din değiştiriyorlar falan ama bu kadar genel geçer bir yargıya dönüşebilir mi? Bu da bir soru işareti tabii. Şimdi elbette bu soru işareti her dönem tartışılmıştır. Eminim bizi dinleyen arkadaşlar da buna itiraz eder. E, itiraz edenlerden biri yani başka bir söylem tutturan isim bizim ikinci tez diye konuşacağımız isim. Fuat Köprülü hoca. Sevgili arkadaşlarım Fuat Köprülü hem Türk tarihinin edebiyatının hem de siyasetinin önemli bir ismi. Daha sonra çağdaşta Demokrat Parti'nin kuruluş sürecindeki önemine bakacağız. Ama burada Fuat Köprülü hocanın bir itirazı söz konusu. Paris Sorbon'da Osmanlı'nın kuruluş tezlerine dönük eleştirileri ve açıklamaları var. Soru buradan geldi. Böyle bir soru yazılmış da eski vakitte. Paris Sorbon'da Osmanlı kuruluş tezlerini anlatan isim kimdir diye Fuat Köprülü Fuat Köprül'ü özetle der ki sevgili arkadaşlar e, Gibbons birinci el kaynakları pek fazla okumamış bir isim. Osmanlı'yı bir çadır devleti zannederler. Türkleri çadır devleti kuranlar diye zannederler. Oysa oysa e, Osmanlı'nın aslında bir kökü var. Bir geleneği var. Türklerde bir devlet geleneği var. Açık ki Fuat Köprül'ü hoca Osmanlı'nın Selçuklu ve İlhanlı etkisiyle var olduğunu, o geleneği sürdürdüğünü dile getiriyor. Öyle bir anda mantar gibi türemedi. Ana aks budur ama bunun dışında efendim gaza ruhundan bahseder, e, siyasi Anadolu'daki siyasi boşluktan bahseder hoca, kuruluş dönemi hükümdarlarının yetenekli olmasından bahseder, Efendim devam edelim ee, bir takım sosyal grupların kurulması Ahi Yanur'un, Bacı gibi onlardan bahseder. Bölgenin jeopolitik konumundan bahseder. Ee, ve diğer beyliklerin Osmanlı'ya karşı pasif duruşundan bahsediyor Köprülü Hoca. E şimdi böyle bir soru olamayacağına göre bize manşet olarak nasıl çıkarmışlardı? Paris Sorbonne'da kuruluş tezlerini anlatan isim Fuat. Köprülü hocadır. Dediğim gibi hocanın çok yönlü özelliği var tarihte, edebiyatta, siyasette. Ama tabii burada bizi ilgilendiren hem de yeri gelmişken bu konuştuğumuz tezleri anlattı. Ordinarius Profesör Doktor Fuat Köprülü Osmanlı İmparatorluğu'nun Kuruluşu kitabı sevgili arkadaşlar. Buradan Kayı boyundan gelip gelmediğiyle ilgili tartışmalara cevap verir e, Fuat Hoca. Bu açıdan önemli bir kuruluş kitabıdır. Kuruluş dönemini anlatan kitaptır. Kuruluşla ilgili zaten fazlasıyla kitap önerisi sunacağım. Hem bu derste hem bundan sonraki videoda hangisini okumanız gerektiğine dair de yorumlarım olacak elbette. Peki birinci tez Gibbons, ikinci tez Fuat Köprülü. Üçüncü teze gelelim sevgili arkadaşlar. Üçüncü tezimiz Paul Wittek. Şimdi buraya bir yıldız koyalım. Buraya zaten koymuşuz. Burada bir yıldızımız var ama üçüncü tezi kastediyorum. Neden Paul Wittek önemli? Bundan birkaç yıl önce Paul Wittek yerine Colin Imber vardı. Imber Marksist bir tarihçiydi. Ee, Osmanlı'ya daha ekonomik kaydelerle e, kurulduğuna dair tezleri vardı Colin Imber'i çıkartıp Yerine Paul Vitek aldılar O yüzden sorusu gelmemiştir Boşluktadır Dikkat edelim arkadaşlar Osmanlı'nın kuruluşunu Gaza teziyle açıklar e, Paul Wittek e, Londra Üniversitesi'nde Bakın nasıl ki Fuat Köprülü Hoca Paris sorbonda açıkladı tezini. Şimdi yarın bir günde 37'de Londra Üniversitesi'nde işte Gaza teziyle açıklayan kuruluşunu Osmanlı'nın diye böyle başlayan uzun uzun diye bir cümle yazarlar. Burada Paul Vite atıf yaparlar. Dikkat edin. Ama Paul Vite'in elbette Gaza tezinin yanına eklediği ganimet kültürü önemli. Savaşta ganimet alma yarışı fazlasıyla etkin. Bir de sevgili arkadaşlar devlet kısa kısa tartışmış ama ayrıntıya girmemiş. Paul Vitek'in bir başka tezi çok yankı uyandırdı. Çok ses getirmişti o dönemde. Osmanlı'nın kayıdan gelme tezi sonradan uydurma bir tezdir diye üst perdeden bir eleştiri yaptı Paul Vitek. Özellikle 2. Murat döneminde Timurlu Şahru'a karşı Türklük kimliğini en yoğun kalabalık Oğuz boyu olan Oğuz boylarından Kayı'yı ön plana alarak aslında bakarsanız bir gelenek icat etti diyor Polvitek Bu inanılmaz bir tartışma zemini ben sadece merak eden arkadaşların merakını gıdıklamak için bunu yaptım ee, bakabilirler bununla ilgili ayrıntıyı ama şunu da hatırlatmama izin verin Halil İnalcı koca da Paul Witte'nin bu görüşlerine katılıyor sevgili arkadaşlar ee, burada hazır Paul Vitek demişken ve kuruluşu konuşuyorken gelin onunla ilgili şu kısa kitabı da e, paylaşayım Paul Witte'nin Osmanlı İmparatorluğunun doğuşu e, Fatma Gül Berktay hoca çeviriyor ki kısadır e, ama e, yine önemli kitaplardan bir. Üçüncü tezimiz Paul Vitek ve son tez arkadaşlar dördüncü tez olarak da Halil Hoca'nın, Halil İnalcık Hoca'nın tezine bakalım. Şöyle dördüncü tez diyelim. Halil Hoca'nın tezi. Sevgili arkadaşlar Halil Hoca 25 Temmuz 2016'da hayatını kaybetti biliyorsunuz. O günden sonra soru gelmedi. Ama kendisi Türk tarihinin en önemli isimlerinden bir Şüphesiz Şeyhül Müverrihin ünvanı en çok da Halil Hoca'ya yakışıyor. Tarihçilerin kutbu yani şeyhi olarak bilinir. Halil Hoca da Paul Polvit'e ya yakın durur sevgili arkadaşlar. Gaza tezini e, ön plana alır. Ama bunu biraz daha... E, renklendirir yani sadece gazayla değil efendim e, nüfus potansiyelini iyi kullanmasıyla alakalı iyi yönlendirmesiyle alakalı e, açıklamalar yapar aslına bakarsanız en önemli katkısı da nedir teşkilatlanma Türkler iyi teşkilatlanır der Halil Hoca yani hemen aldıkları bölgeye kadıyı gönderir sübaşıyı gönderir e, değil mi e, orada örgütlenir teşkilatlanma ve vurgu yapar. Ama Halil Hoca'nın yarın bir gün bir soru gelecekse sevgili arkadaşlar ister buradan ister güncelden gelsin hiç fark etmez. Hani hep derim ya tarih 27 sorudan değil 30 sorudan oluşuyor. Günceldeki bir takım soruları da alın. 2020 KPSS soruları böyleydi. 27 değil 30 soru vardı. Bunları çözdük biliyorsunuz. Şimdi Halil Hoca'nın o ses getiren tezi ve bizim kuruluş tarihini 1302'ye almamızın nedenine gelelim. Sevgili arkadaşlar Halil Hoca Osmanlı kuruluşuyla alakalı biliyorsunuz çok temel kaynaklar yoktur. Çok az kaynaklar vardır. Onlar da e, menakıp name geleneğine sahiptir. Yani hikayemsi anlatımlar vardır. Halil Hoca işe biraz daha bilimsel yaklaşır. O dönemde Osmanlı'nın kuruluş dönemindeki çağdaş Bizans tarihçilerini inceliyor. Bu isimlerden birisi dikkatini çekiyor arkadaşlar. O adamı da isterseniz size kısaca tanıtayım. Elinde, e, elimde bir tane kitabı var. Bizanslı Gözüyle Türkler kitabı. E, George Pakimeres. Sevgili arkadaşlar George e, Pakimeres bir savaşta Osman Gazi'den ilk kez bahsediyor. O savaş 1302 yılında Yalova yakınındaki Hersek dilim mevkindeki Yalak Ova bölgesinde Osmanlı ile Bizans'ın yaptığı ilk savaş Bapeus Koyun Hisar Savaşı'dır. Demek ki Halil Hoca Osman Bey'e İlk kez denk geldiği savaşı Bapeu savaşı olarak buluyor. Bunu Pakimeres'in kitabında buluyor ve buradan yola çıkarak diyor ki Osmanlı artık o kadar güçlendi ki Osmanlı'yı resmen tanıyıp kitaplarına geçiriyorlar. Osmanlı hakkında bilgi veriyorlar. Haliyle karşı bir tarafın uluslararası ilişkilerde karşı bir tarafın sizi tanımasıyla alakalı devletin kurulması mümkün hale geliyor kurulmuş olduğu kabul ediliyor Bapeus Savaşıyla Osmanlı resmen kuruldu diyecek özetle Halil Hoca e, bu tartışmalı elbette e, birçok tarihçi başka şey de söyleyebilir ancak devlet kuruluş tarihini e, Halil Hoca'nın tezine dayandırarak 1302'ye kaydırdı bunu da Söyleyelim sevgili arkadaşlar. Demek ki dört tez vardı. Bunlardan ilki Gibbons, ikincisi Fuat Köprülü, üçüncüsü ve dördüncüsü benim favorim açıkçası Paul Vitek ve Halil Hoca, Şeyhül Müverihin. Bu adamlara dikkat edelim. Sevgili arkadaşlarım şimdi artık Osmanlı Beyliğine geçebiliriz. Burada özellikle Karacahisar, Eskişehir bölgesinden Bilecik, Bursa hattına uzanan Domaniç yaylalarından Osmanlı'nın kuruluş dönemine ve yayılma politikasına birlikte bakalım. Şimdi artık padişahlara geçebiliriz. Osman Gazi. Osman Gazi'yi konuşalım, sonra kısa bir ara veririz. Bir sonraki videoda Orhan'dan, daha sonra da 1. Murat'tan bahsederiz sevgili arkadaşlar. Şimdi Osman Gazi dönemi 1281-1324 aralığını kapsar arkadaşlar. Söğüt'teyken Ertuğrul Gazi'nin 1281'de vefat etmesi üzerine... Osmanlı Beyliği'nin başına Osman Gazi geçer. Hikayemiz zaten buradan başlıyor öyle değil mi? Şimdi Osman Gazi Fahrettin ünvanıyla bilinir. Dinin övdüğü kişi. Son dönemlerde buna benzer ünvanlara yer veriyorlar. Dikkat edelim arkadaşlar. Fahrettin ünvanıyla bilinir. Hareket üssü Söğüt'tür. Merkez Söğüt'tür. Ve ondan sonra bir takım fetih hareketleri yapar. Şimdi gelin e, hani şu tarihi bilmeyen kişilerin soruları var demiştik ya öyle gidiyorduk. Bir soru daha soralım. Diyelim ki kuruluş tezi 1302 olduğunu Halil Hoca'nın tezinden dolayı biliyoruz. Ancak ya Halil Hoca'nın tezi olmasaydı yani biz 1299 olarak kabul etseydik eski anlatıda olduğu gibi. E, ve bu yayını tabi Bursa'dan e, yapıyoruz. E, sınıfta da o yüzden arkadaşlara hep sorarım. Bursa'dayız Osmanlı'nın başkentinde ve bize birisi şunu sordu. Bu başkentlik yapan Bursa'da kurulan Osmanlı hani niye 1299'da kuruldu? Neden? E Bunu bir an için bir düşünün sevgili arkadaşlar. tarih seven arkadaşlar için de elbette sorarım. Niye 1299? İşte bunun cevabını biz Osman Gazi'nin bir takım fetih hareketlerinden anlıyoruz. Peki nasıl anlayacağız? Söğüt merkezli Osman Gazi fetih hareketlerine girişir ve ilk olarak gider Karacahisar bölgesini, Eskişehir'e yakın bir coğrafya, Karacahisar'ı fetheder. Karacahisar'ı fethetmesinin şöyle bir olumlu yanı vardır. E, burası sadece alancı arkadaşlar için belki kıymetlidir ya da tarih seven merak edenler için e, Gazilik'ten uç beyliğine yükseldi deriz. Arkadaşlarım Osmanlı Söğüt'e geldiğinde aslında bakarsanız Kastamonu'da var olan çoban oğullarına bağlı. Tamam mı? Çoban oğulları. Bu çoban oğulları kayı boyuna mensup çoban oğulları kayı boyuna mensup bir Türkmen ailedir. Selçuklu emiridir başındaki isim Kastamonu'da ve Osmanlı da çoban bağlıdır. İşte daha sonra Yavlak Arslan'a bağlı. Ancak bu fetihlerle birlikte Selçuklu Sultanı'nın Osmanlı'ya bir uç beyliği verdiği söylenir. Buralar karışık e, ve boşluktadır ama bir iki noktayı toparlayabiliriz sanki. Şimdi Fethi hareketlerinden döndü Karacahisar'ı aldı ardından sevgili arkadaşlar yani Söğüt merkezini alın döndü Eskişehir'de Karacahisar ve sonra tekrar batıya doğru ilerlemeye başladı. Bilecik, Yarhisar'ı, Yenişehir'i ve İnegöl'ü fethet. Osman Gazi nereye geliyordur? Ne tarafa doğru geliyordur daha doğrusu? Bursa tarafına. Demek ki Osman'ın kafasında Bursa ve İznik gibi iki önemli e, Bizans şehri, Hristiyan şehri var ve orayı almak istiyor. Ama işte sevgili arkadaşlar hani neden 1299'da kurulduğunun cevabını arıyorduk ya. İşte cevabı. Bir takım fethi hareketleri dedik. Önce Karacahisar, sonra Bilecik, sonra Yarhisar, sonra Yenişehir, sonra İnegöl'ü aldığında bu fethi hareketleri 1298 99 bandındadır ve Osman Gazi 1299'da döner Karacahisar'a ve orada kendi adına hutbe okutur. Yaşi fakin menakıb namesinde en azından menakıb name diyorum. Dikkat edin böyle anlatılır. Neden 1299? İşte bu yüzden. Peki ortada Konya'da bir Selçuklu var. Yani İlhanlı tamam hükmediyor coğrafyayı ama henüz Selçuklu yıkılmamış. Bunu nasıl açıklayacağız? İşte sevgili arkadaşlar Yaşif Fakih'in menakıp namesi bugün elimizde yoktur. Ama e, Yaşif Fakih'ten bu işi dinleyen bize bunu anlatan Osmanlı'nın ilk e, tarih kitabı olarak kabul edilen Aşık Paşa Paşazade tarihi Tevarihi Ali Osman kitabında Derviş Ahmet Aşık'ı yazar. Hemen bir dipnot. E, Türk İslam kültür medeniyetinde Aşık Paşa vardı. Garipname. Hatırladınız mı? Türklere tasavvufu öğretmek isteyen kitaptı. Garipname. Aşık Paşa. Bu Aşık Paşa zade Aşık Paşa'nın torunu. Osmanlı'nın ilk e, Osmanlı'ya dair yazılan ilk önemli eser. Ha 1480'lerde Fatih dönemin sonlarında yazıyor. Bakın kuruluşu yaklaşık bir 100 180 sene sonra yazıyor. O yüzden menakıbname bir parça hikayemsi ama bir parça da anlatıyor o süreci. Şimdi şöyle anlatır hutbe okutma hikayesini. Karacahisar'a döndüğünde sayfa 58'de arkadaşlar Osman Gazi şehirde Karacahisar'da bütün yapılması gerekenleri yapın diye bir öğütte bulunur. Ardından Dursun Faki, biraz sonra bakacağız ilk e, kadı olacak Karacahisar'da. Dursun Faki sorar, hanım der, sultan'dan izin almak gerekmez mi? Şimdi adını hutbe okutuyorsunuz ya. Önce Selçuklu Sultan adını okutmanız gerekiyor iken. Osman Gazi okutmuyor. Direkt kendi adını okutuyor. E, Dursun Fakih de soruyor. Yani acaba e, Han'ın e, sultandan izin almak gerekmez mi diye. Üçüncü Alaaddin Keykubat. E, bunun üzerine Osman Gazi cevap veriyor Aşık Paşazade'ye göre. Diyor ki bu şehri kendi kılıcımla aldım. Sultanın bunda ne dahli var ki izin alalım. Ona sultanlık veren Allah bana da hanlık verdi. Eğer minneti şu sancaksa ben kendi sancağımı kaldırıp savaştım. Sonra o ben Selçuklu soyundanım derse ben de Gökalp neslindenim derim diyor. Yani açıkça kendi bayrağıyla, kendi kılıcıyla zafer kazandığını ve haliyle kendi adına hutbe Okutulması gerektiğini dile getiriyor Osman Gazi. İşte sevgili arkadaşlarım Osmanlı'nın 1299'daki hikayesi böyleydi. Kuruluş hikayesi. Ama Halil Hoca'nın tezi tarihi 1302'ye kaydırdı. Peki Osman Gazi e, bu bölgeleri aldı. Ne dedik? E, aslına bakarsanız ana hedefi İznik ve Bursa Hristiyanların iki önemli şehri zaten Bursa'yı kuşatacak biliyorsunuz ama kuşatma sırasında hastalanıyor. O yüzden alış e, Bursa'nın alınışını göremeyecek. Şimdi bu alınan yerler içinden soru gelebilir mi derseniz e, bizim için Karacahisar çok kıymetli. Hemen biraz sonra altta konuşacağım. Ama onun dışında Bilecik'e bir dikkat edin derim. Neden? Daha sonra sevgili arkadaşlar Bilecik'te demir madeni işlenerek ordunun silah ihtiyacı karşılanacak. O yüzden hemen bilecik eşittir, demir madeni, ordu, silah ihtiyacı derseniz, notunuzu alırsanız kıymetli olur. Yarın bir gün bunu işleyebilirler. Peki, başka neler oldu? Osman Gazi döneminde, şimdi Osman bu bölgeleri alınca Bizans bir parça tedirginlik yaşıyor. Çünkü bölgede Bursa üzerine gelen... Osman'ın alpleri var, savaşçıları var ve dolayısıyla e, Bizans'ta bir parça tehlike çanları çalıyor. O yüzden bir takım asker gönderecek Yalova'ya denizden, buna karşı da Osman Gazi adamlarını gönderecek ve 1302'de Koyunhisar'da, Yalova'da, Bapeus bölgesinde ilk Osmanlı-Bizans savaşı yapılacak sevgili arkadaşlar. Ee, Osmanlı kesin bir zafer kazanıyor. Ee, artık Bursa kuşatması artabilir. Bizans askerleri çekilmek zorunda kalacak. İlk savaştır Bapeus. Aman dikkat edelim. Osman Bey'den ilk kez bahsediliyor. Ve Halil Hoca da işte bu tezi kullanarak kuruluş tarihine 1302 yapacak. Peki... E Osman'la alakalı başka ne söyleyebiliriz? E, Karacahisar önemliydi dedim. Karacahisar'a e, bir bakalım. Yalnız e, görüntüde bir donukluk oldu sevgili arkadaşlar. E, önemli değil ama seste bir sıkıntı yok anladığım kadarıyla. Zaten şu bölümü bitirelim, bir ara verelim. Bir saati geçtik. E, Karacahisar neden önemli? Bir kere kendi adına hutbe okutur. İlk vergi burada alınır. İlk kadı Dursun Faki bu bölgeye atanır. İlk subaşı Gündüz Alp bölgeye atanır. Yine ilk para, bakır para bu dönemde basılacak Osman Gazi döneminde. Osman'ın Alpları, dökerleri kıymetlidir demiştim. Kara Mürsel gibi, Konur Alp gibi, Gündüz Alp gibi, Samsa Çavuş, Köse Mihal gibi. Bunlarla fetihler yapıyor. Bunlara Bahadır da denir sevgili arkadaşlar. Ve son olarak Bursa kuşatması sırasında hayatını kaybetti bilinir. Net değil ama 24'te zaten oğlu Orhan'ı bırakmış. Orhan Gazi de Bursa'nın kuşatmasına devam edip Bursa'yı almıştır. Hadi gelin e, yorulduk bir parça ara verelim. Orhan'a geçmeden bir sonraki videoda biraz tekrarını yapar ve Orhan Gazi ile devam ederiz sevgili arkadaşlar.